Kitaplarım yandı. Çantan da yanıktı. Hamsi ağlama kazanırlar. Ora yürüyen anı Mamet Alogal. Vaktında geldi, vaktında bir yer alışmıştı. Ona vermemiz lazım. 20 dakikanın müddetinde dam yandı. Hava hoşuydu. Uşaklar çölde hayatta oynuyordu. Çöle çıktık. Bir anda gözüm evin üstüne sataşanda gördüm ki evden tüstü çıkır. Baktım ki, abi bir dedim ev yanır. Şöyle çıkanda baktıkça eve sarı kaçanda gördüm. Evde tüstüden görünmek mümkün değil. Kaçtım eve, içeriye giremedim. Pilekeni koydum, aynanı vurdum, kırdım. Elimi de şişe doğruladı. Kırdım, baktım yine tüstüden. Hiçine senete zada kaçtım ki götürmeye. Senete de çıkarda bilmedim. Hiçine imkan olmadı. ...45 illik emek hakkım 15 dakika kül oldu. Öğümün, eşiğimin ahır remontunu çıkartmıştım ki... ...suyu zadı çektirmiştim ki... ...inden sonra rahat günüm olacak. Bilmedim ki zulümlü günlerim sonradan. Emeğim elimde kaldı. Bir belə mülkümden çıkan payım o maşına yığılan oldu. Kabağa kış gelir, soyuq hava gelir, altı başa ile kalmışam düzdə. Bunların bu iki körpələr, bir xəstə gəlin, bir xəstə oğul, iki qoca, ilin günün bu vaxtı çöllərdə qalıblar. Bir, iki, üç, gəl. Kızılım var idi, toyda alınan kızıllar idi. Evler tikiləndə sattım. Ayna kapı, oroy qartır, buroy qartır, kızıl da sattı. İki yüzükdü, onda heç iki yüzüklə ev alınmır. İki yüzükdü, bəs salam. Hamısını satmışdım. Hə, iki yüzük bir nazik sepdi. Gelin başında, gelin görək.